Arkadaşlar merhaba. Her şeyden önce nasılsınız? İyi misiniz? Bugün ara ara seminerler yapıyoruz. Bu seminerler hakikaten hocalarımızın kısmını seçtiği sektörün önemli liderleriyle beraber gerçekleşiyor. Onun için katılımınız, bilgi sahibi olmanız, seminer süreci sonundaki sorularla hem proje ölçeğinde hem de genel olarak uygulama ölçeğinde bilmediğimiz bir takım konuları öğrenmeniz açısından çok önemli. Bugün de Hüseyin Bey var aramızda. Önemli Türkiye Mahalle İhtiyaçları Birliği'nde Hüseyin Bey. Onun yönetim kurulu başkan yardımcısı. Aynı zamanda kendi taş işletmesi de var. Kendisiyle bir yandan sonra bir fırsatı bulduk. Çok netice geliyorum. Genç yaşta bu kadar güzel projeleri imza attığınız için. Taşla ilgili olarak, özellikle doğal taşla ilgili olarak uygulamalar çok önemli. Yani mimarlığın en önemli başlangıç noktalarından birisi biliyorsunuz. Bütün her şey biz küresel ölçekte doğal ve ekolojik ve sürdürülebilir olmasını özellikle istiyoruz tasarımlarımızda. Tabii ki taş çok önemli. Tabii ki doğayı çok fazla incitmeden ve kendi sürdürülebilir çerçevesi içerisinde taşı elde edip, işletip ondan sonra binalarımızı yapılarımıza kullanmayı bina olarak en büyük özellik ve olarak en büyük amaçlarımızdan bir tanesi küresel ölçekte bu sürdürülebilirlik kavramına çok önem verdiğimiz. Hüseyin Bey bugün hem kendi hikayesini biraz da kendisini anlatarak başlayacağız bir de taşı anlatmak mimarlık mesleği için ne kadar önemli onun kendisinden dinleyeceğiz. İki bölüm halindeymiş. Ara bence pek düşünmüyoruz ama sizi toparlayamayız diye çok fazla düşünmedik. Onun için Gülhan Hocam'a bırakıyorum. Genel olarak seyir. Hoş geldiniz. Sağ olun. Güzel kalabalık içinde teşekkür ederim. Sağ olun, katılımı gösterdiniz. Hocam sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok fazla reklama girmeden kendi şirketimi az anlatmak zorundayım. Bugün çünkü kamu görevi için buradayız. Biz İstanbul Maden İhracatçıları Birliği olarak Türkiye'de doğal taşın ve madenciliğin geliştirilmesi, ihracatının arttırılması ile ilgili faaliyetler yürüten yarı kamu, yarı özel üretim kurulu özel benim gibi şirketler tarafından oluşturulmuş bir birlik. Maden İhracatçıları Birliği'nin Turkish Stones isimli bir markamız var. Burada Türkiye'deki tüm doğal taşları, tüm doğal taş üreticileri ve üyelerimizi birleştirdiğimiz bir platformumuz var. Turkish Stones.org'da da bütün bunlara ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda elinizde dağıtmış olduğunuz Natura dergimiz var. Evvel Hanım'ın da direktörünü yaptığı dergimiz. Gene bizim birliğe ait bilgilerindir Natura dergisi. Daha ziyade mimarlarla entegre, onlarla birleştirmek, onlarla iletişime geçmek için çıkarttığımız bilgilerindir. Sürekli tabii normal mimari haberlerin dışında orada aynı zamanda doğal taşın kullanıldığı projelerde onların içi yer vermeye çalışıyoruz. Kısaca limit bu. Ben Üstel Çetinkaya, 1977 doğumluyum. 1998'den beri doğal taş işindeyim. Kendi firmam Termoyanlar. Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Maden mühendisi ya da yönetim mühendisi ya da mimar değilim. Ancak doğal taş konusunda çok iyi bir bilgim var. Size bugün ilk kısım olarak Fermer'in aslında biraz başından başlayacağız. Hep söylediğim gibi, hocamın da belirttiği gibi mimari aslında taş taş üstüne koyarak bir anlamda başlıyor. Yani en temel elementlerinden bir tanesi doğal taş. Biz de size tanımından başlayacağım. Daha sonra ocak üretimi, ardından fabrikalar ve en sonunda da uygulama alanları ve doğal taş çeşitleriyle ilgili yüzey işlemlerinde bahsedeceğim. Mermer kısaca burada oradan bilmiyorum, ben arkadan görmüyorum bunları ama bilimsel anlamda ve ticari anlamda aynıdır. Bilimsel anlamda kayaçların ısı ve basınç altında, çok kısaca özetliyorum, buradaki yazıyı da burada görebilirsiniz. Kayaçların ısı ve basınç altında başkalaşması, yani metamorfizmaya uğraması sonucu oluşan kristalleşme ile birlikte yeni çıkan kayaca
doğal taş, mermer deniliyor. Peki ticari anlamda nedir? Yani doğadaki her türlü kayaç mermer midir? Her türlü başkalaşmış ve sertleşmiş kayaç mermer midir? Ticari anlamda önemli olan kısım blok edebilmesi, kesilip işlenebilmesi ve cila alabilmesidir. Yani en önemli kısmı cilalandığında parlayabilen olmasıdır. Özetle. Yani daha küçük kayaçlar doğada görebilirsiniz. Mesela olimpisler vardır, çok görmüşsünüzdür. Evlerinizde ehliyet eşyalarıdır. Bunların bir kısmı her ne kadar onyx formunda olsa bile büyük bloklar halinde olmadıkları için ticari bir değere sahip değildirler. O yüzden ticari olarak işletilemezler. Bir sonraki slide'a geçelim. Şu tablo ve bundan sonraki tablo aslında doğal taşla ilgili bilinmesi gereken en temel özel tablolardır. Doğal taşlar kendi içlerinde ayrılırlar. Magmatik yani volkanik kökenli olanlar, sedimenterler yani yığılma şeklinde olanlar ve de biraz önce bahsettiğimiz başkalaşma sonucu oluşanlardır. Bunların arasında hepsinin ana başlığı her ne kadar mermer olsa da biz o yüzden doğal taş kelimesini çok daha fazla kullanmaya çalışıyoruz. Mermer çok fazla sıklıkla duyduğunuz bir kelimedir. Aslında bunların içerisinde granit, bazalt, traverten, limestone gibi birçok bizim kendi içimizde sizin de bunları bilmeniz gereken ayrışmalardır. Bu ayrışmalar sizin doğal taşları kullanacağınız alanlarda, özellikle bugün burada iç mimari öğrencileri de var geliyorum. Kullanacağınız alanlardaki seçim kriterinizin birinci elementidir. Bunları bir sonraki tabloyla birazdan anlatmak istiyorum. Bir sonraki tabloya geçeyim. Taşlar kendi içerisinde bir sertlik skalasına göre ayrılırlar. Most diye bir adam var. Aynı zamanda onları Measurement of Hardness Spectre'de tanımlıyorlar. Taşlar bu sertlik klasmanına göre isimlendiriliyorlar. Nedir? Basitçe anlatayım. En altta henüz başkalaşmamış, daha kaya çağrına gelmemiş pudra şeklidir. Daha sonra biraz daha ilerlediğimiz zaman, ki bu buradan normal sıralamadan gider, 1, 2, 3, 4 ilerliyor. 3 ve üzerinde artık mermer başlar. Yani sertliği Türkiye'deki doğal taşların, bu arada Türkiye dünya mermer rezervinin, doğal taş rezervinin diyeyim, %35'ine sahip arkadaşlar. Çok önemli bir kriter. O koca dünyada bizim coğrafyamıza baktığımız zaman çok şanslı bir kuşaktayız. Bu arada dünyada nerede var mermer derseniz, mermer olarak konuşuyorum bakın granit olarak değil. Himalaya kuşağı ve onun devamındaki Toroslar'da aslında mermer var. Yani şöyle Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, oradan İran ve Pakistan'da mermer vardır. Pakistan'dan sonra artık Hindistan ve Çin'e doğru gittiğinizde granit başlar. Yani daha sert kayaçlar. Buna döndüğümüz zaman Türkiye işte bu coğrafyada 3-3,5 sertliğindeki malzemelerden oluşan mermerler çok fazladır. Türkiye'de granit var mı? Var. Ama ana kara yani Afrika'da var dediğim aynı zamanda. Afrika gibi yaşlı bir kıta olmadığımız için buradaki başkalaşma süreci henüz tamamlanmadığı için ki bunun için aşağı yukarı birkaç yüzyılda ihtiyaç var. Granit ocakları daha az. Granit rezervlerimiz daha az. Ama Çin'de, Hindistan'da, Afrika'da, yukarıda Norveç'te granitler bulabilirsiniz. Biz ise, biliyorum, zaten devam edelim. 3,5'luk mermerlerde varız. Peki sonra ne oluyor? Bakın buralarda sertlikler yavaş yavaş yukarı doğru çıkmaya başladığı zaman işte 3, 4, 5'lerde şuralarda granitler başlar. Daha sonra bazalt, diabaz gibi sert malzemeleri bulabilirsiniz. Peki 10 numarada ne var? Elmas. Dünyadaki en zor işlenebilen, en zor kesilebilen taş elmas. Aramızdaki tek fark bizimkisi değerli, onların ikisi değersiz diyeceğimizde tam tersi. Elmas değerli, bizimkisi daha değersiz bir taş. Arada tek fark yok. Bu arada birazdan anlatacağım. Aslında biz taşları sonuçta gene de sert bir malzeme. Yani tarihte bu böyle ilerlemiştir. Sert bir malzemeyi ondan daha sert bir malzemeyle kesersiniz. Tarih boyunca teknik budur. Biz de mermeri elmasla keseriz. Kızım öyle biraz öyle çok puan değil mi falan anlatacağım. O işin espri tarafı. Ama işin içerisinde elmas var. Yani eskiden de bakıldığında işte daha henüz metaller bulunmadığı zamanda kesim teknikleri hep bu yönde ilerlemiştir. Bu yüzden bu biraz önce bahsettiğim bir önceki tabloyla bu tablo
sizin taşları ayırırken, işte bu traverten midir, granit midir, limestone mudur? Mesela şurada 2.5'larda bildiğiniz kireç taşı, çok daha yumuşaktır, su emmesi daha yüksektir. Buralarda soft limestone diye geçiyor. Malzemeleri seçme noktanızda, zeminde mi kullanacaksınız, dış cephede mi kullanacaksınız, duvarda mı kullanacaksınız, nemli bir alan mı, çok fazla don yapan bir yer mi? İşte bu tablo işin esas temelidir. Yani renk kriterimizden önce, projemizdeki renkten önce ilk gelecek seçim aslında burasıdır. Dolayısıyla bunu bir anlatmak istedim. Devam edelim. Ocak öğretmeye gidiyorum. Ocaklar, bu bizim Bilecik'teki işletmemiz. Bir sonraki yerden anlayayım isterseniz. Evet. Ocaklar kesim teknikleri her ne kadar dışarıdan böyle sanki peynir kalıbını kesiyormuş gibi gözükse de aslında ocak işletmelerinde verimliliği çok düşüktür. Örneğin bizim Bilecik Ocak işletmesinde 98 yılında başladığımızda boşalttığımız her haçeyden %3'ünden ticari anlamda değerlendirilecek kaş alıyoruz. %97'si atılıyor. Yani çok büyük bir oran. Bu zamanla ocak ilerledikçe ve biraz önceki resimde gördüğünüz aşamalara geldikçe bu oranımız şu anda %14'lere falan çıktı ve bizim için gayet keyifli, büyük bir rakam. Yani dünyada hiçbir mermer ocağında en maksimumunda biraz belki kum taşlarında vardır. %40-50'lerin üstünde bir verimlilik yakalayamazsınız. Bu bahsettiğim Türkiye ortalamasında işte Burdur'da şu anda %1 arkadaşlar. %1'i ticari değere sahip yok. Ondan sonra daha fileler gelecek. Türkiye ortalaması %10 civarındadır en fazla. Kalan taşların tamamı pasa olarak değerlendirilir. Nasıl kesilir? Şu görmüş olduğunuz ve bunun biraz daha gelişmiş modeli. Görmüş olduğunuz karotlu makinalarla ilk önce bir dikey delik edersiniz. Daha sonra onun bir sonraki slide olarak daha iyi bir fotoğraf hali yok. Daha sonra o deliği bulacak olan diğer bir yatay delik ve gene buradan da üçüncü bir XYZ delikleri derdikten sonra bunların birbirini bulacaktır. Daha sonra, bir sonraki slide, tel kesme makinaları devreye girer. Oradan telleri sokarsınız. Şu tel kesme makineleri, bu bildiğiniz bir tel değil. Bunların üzerinde biraz önce bahsetmiş olduğum telin üzerinde dizilmiş soketler vardır. Bu soketlerin üzerinde iyonize edilmiş değersiz elmaslar vardır işte. Ve tabii de su. Çünkü aşırı derecede ısınma olacaktır. Dolayısıyla suyla birlikte bu kasnağa bağlanmış olan teli biraz önce bahsetmiş olduğum delikten geçirirsiniz. Aşağı yukarı 10 saatte falan bir kenarı keser. Çünkü bu arada bahsettiğim büyüklük şöyle. Yükseklik olarak yasal sınırlar 8 metre. El olarak 10 metre, pardon gelişik olarak 10 metre. El olarak da 2.5 ila 3.5 metre arasında bir kütleden bahsediyoruz. Bu kütle tahminim aşağı yukarı 800-900 tonluk bir kütleden bahsediyoruz. Bu kütlenin, bakın buradaki kütleler, şu bir tanesi oradan çok net gözükmüyor belki ama deliği buradan deliyorsunuz, diğer taraftan deliyorsunuz. Bahsettiğim sokette burada resim var. Burada gerçeğini demek ki getirmemişiz. Bu teli buradan şu kastan vasıtasıyla kestikten sonra araya hava yastıkları sokuyoruz. Var mı o görüntü? Hava yastığı. Yok. Hava yastıkları ile birlikte biraz açıyorsunuz. Devirme döndüğü videomuz vardı aslında. Bunu geçelim. Arada olmasa, evet bu büyük video değil mi? Açalım mı? Ben anlatırken orada devam etsin o. Evet. Biraz aşağıya. Biraz aşağıya. Evet. Tamam. Of, bu sesi mi gidecek? Peki. Yapalım desem mi? Burada biraz önce bahsetmiş olduğumuz kesimden sonra araya hava yastığı koyuyorsunuz, biraz taşı ötürüyorsunuz. Daha sonra araya daha büyük kayaçlar atıyorsunuz taşın geri gelmemesi için. Altına bir topraktan yastıklama dediğimiz bir besleme yapıyorsunuz ve bunu değiliyorsunuz. Olmadı mı? Efendim? Oradan gözükmüyor yani söyleyeyim mi? Tıklayın bakalım. Olmayacak efendim. Peki. Dolayısıyla bu devirme sırasında, ha ya bir şey yok. Bu devirme sırasında
şu görmüş olduğunuz kütlenin biraz önce de bahsettiğim gibi bizim ocağımız ortalamasında %12-14'lük kısmı blok haline gelecek. Yani evlilikten sonra dağılıyor. Bu masif kütle burada gördüğünüz gibi sağlam kalmıyor. Zaten o ilk devrilmede muhtemelen 3-4 büyük ana parçaya ayrılır. Tek başına düştüğü olur ama bu sefer de belli belirsiz bir takım belirlenmeye başladı. Belli belirsiz bir takım saylar vardır. O saylar da zaten zamanla kendini bırakacağı için blok olarak alabileceğiniz alan daralır. Birazdan sanırım o düşme anı gelecek. Tabii bu arada devirmek bir yarım saat falan alır. Böyle bir kütleyi. Bazen bu kütleler hiçbir parçada alamayabilirsiniz. Tamamıyla paramparça olur. İlerliyor arkadaşlar. İlerliyor şu an. Evet. Bakın bu kütle böyle devrildiğinde bakın gördüğünüz üzere şu ana kütleyle belki de şu kütleden bir ya da iki blok alma şansımız olacak. O iki bloğun da %100 sağlam olup olmadığını da bilmiyoruz bu arada. Gene mikro çatlaklar olmuş olabilir ama temel görüntü bu. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü projelerinizde haliyle siz daha homojen bir yapı isteyeceksiniz. Hem renk anlamında isteyeceksiniz. İşte bunun nasıl üretildiğini temelini bilirsek, bunun zorluğunu da anlarsak daha çözümcü yaklaşabiliriz. Çünkü bu üretici, müşteriniz ve sizin aranızdaki en kritik sorunlardan biri olacak doğal taş kullanırken. Çünkü herkes çok homojen bir yapı isteyecek, homojen bir seleksiyon isteyecek. Ama bu her zaman mümkün değildir. Bazı ocaklar çok homojen yapılara sahip olsa da bu her zaman mümkün değildir. Bu kısmını bilmek lazım. Devam edelim sonraki slide'ı. Daha sonra dediğim gibi burada taşlar blok haline geldikten sonra bunlar ölçülür, geçilir ve kendi içerisinde de renklere göre sınıflandırılır. Bir sonraki slide'dan ilerleyebilir miyiz? Evet. Bu arada size biraz önce bahsettiğimi anlamak için söylüyorum. Bu 1912 senesinde Marmara Adası'nda, Marmara Adası biliyorsunuz taşa ismi veren aslında en geniş kendini Marmeki, aynı zamanda da mermeri ismi vermiştir. Tüm Roma İmparatorluğu'nda ve Bizans İmparatorluğu'nda Marmara Adası'ndan gelen doğal taşlarla bütün saraylar yapılmıştır. Ayasofya Müzesi'nde gördüğünüz taşların çok büyük bir kısmı Marmara Adası'ndan gelmiştir. Hala da antik çağlardan bu yana Marmara Adası'nda dünya genelinde Marmara mermeri çıkartılmaktadır. Bu işletme Mustafa Kemal Atatürk zamanında kurulmuş bir tesistir. Zamanının çok çok önemli bir tesisi. Burada görmüş olduğunuz ana buharlı kazan üzerinden olan dönüyor. Bu olanlar diğer birazdan bahsedeceğim kesim grubuna katraklara aktarılıyor. Aktarıldıktan sonra da kesimler yapılıyor. Aslında antik çağlardan ve geçmiş zamanlardan bugüne kadar doğal taş kesiminde teknolojinin hızı ilerledi arkadaşlar. Kesim teknikleri değişmedi. Ve cilalama da hep aynı. Kesim tekniklerinde bu çok özel bir tesis. Hala Marmara Adası'nda bu şekilde duruyor. Önünde bunun raylar var, onun bir limanı var. O raylarla limandan gemilere aktarma yapıyoruz zamanında. 7 tane kesim grubu, katrak dediğimiz grup var. Bir sonraki yerlerde. İşte sen buna tekrar yardımcı olabilirsin. Gel. Sen de katrak, kesim grubuna geliyoruz. O görmüş olduğunuz devasa bloklar iki şekilde kesiliyor. Biri katrak, zaten burada da yazıyor. Yani aslında İngilizceden geliyor, Türkçe'de şu an bildiğiniz tam söylediğim gibi katrak diye yazıp geçiyoruz ama hani kayayı kesmekten bahsediyoruz. 80 tane, bir sonraki videosu daha anlaşılır özellikle. İstiyorsanız ona geliyor. Evet, buyuruyor. 80 tane büyük lamaya bağlı soketler var. Kesen şey arkadaşlar, burada normalde bunları dolaştırıyorum ama o lamaların üzerinde sırasıyla dizi olarak bir lama aşağı yukarı 3-3 metre şu görmüş olduğunuz soketler var. Bu soketin de gene ucunda iyonize edilmiş elmaslar var. Zamanla suyla birlikte gidip gelen bu. Demirin kendisi değil. Bu görmüş olduğunuz şey gittiğinde bu hale geliyor. Siz de o büyük lamaların üzerinde kaynatmış olduğunuz soketleri işte bu bittiğinde atıyorsunuz, birisini kaynatıyorsunuz ya da lama grubunu değiştiriyorsunuz. Yani yine biraz önce bahsettiğim gibi sert bir malzemeyi ondan daha sert bir malzemeyle kesiyoruz.
Su ise burada o çamurun, tozun ve sıcaklığı soğutma, hem soğutma hem de tozu almak için kullandığınız çok büyük bir faktör. Zaten böyle bir şeyde tonlarca su kullanıyorsunuz. Bu katrak size gittiğinde eğer 80 işlerinde boşlukları da oluyor, aşağı yukarı 60-70 adet plaka kesmiş oluyor size. Buradan aşağıya kadar 1 milyon kesilmesi aşağı yukarı gene hızına bağlı olarak 8 veya 10 saatte tamamlanıyor kesilmiş. Bu ilacı kesim makinesi, ikinci kısma gelelim. Bu da ST dediğimiz kısım, onu da biliyoruz var. Ne oldu sadece? Yok mu? Önceki. Yoksa şey, evet var. Daha küçükçe blokları ya da ekonomik değeri daha düşük olan blokları ST dediğimiz, aslında ST'de gene Türkçeleştirilmiş, zamanında ST diye bir İtalyan markası, ST, ST derken o şey ST, Türkiye'de. İki testereyle birlikte, bir yatay, bir dikey testereyle birlikte blokları dikey testereyle birlikte kesip daha sonra yatay testereyle oradan strip almayı yönetebilirsiniz. Kestiğimiz testere, bu yatay olan testere şu anda görmüş olduğunuz. Yine bakın ucunda biraz önce size bahsetmiş olduğum bu soketler var. Yani gene kesen şey metal değil, bu iyonize edilmiş soketlerdir arkadaşlar. Testelerde ise fark olarak katraklardan burada seleksiyona katraklardaki kadar hakim olamazsınız. Neden? Bu şimdi sizi ilgilendiren tarafı. Katraktan çıkan şey büyük bir plakadır. Zaten plaka derisine de büyük bir organizasyon yaparsak büyük olur. O plakadan istediğiniz alanı kendi seleksiyonunuzu yaparak doğrayabilirsiniz. Estede ise strip alacağınız için, yani buradan farklı stripler alacağınız için ve diğer acımı doğru ilerleyeceği için o seleksiyon yerde ayrıca yapılmak zorundadır. Plakada ise o takip yapabilirsiniz. Tabi plakayla esneden kesilmiş malzeme arasında fiyat farkı vardır. Dolayısıyla bu fiyat farkını gözettiğiniz sürece esneden ilerleyebilirsiniz. Bir sonraki devam edelim. İşte biraz önce bahsetmiş olduğum esneden çıkan 60-61 üretim burada. Bunlar böyle kasalarla buralara diziliyor ve seleksiyon yapılıyor. Kendi içinde kasa bazında bir kasa aşağı yukarı 20 metrekare 2 santim kalınlığında malzeme için söylüyorum. Kasa bazında bu seleksiyonu yaptıktan sonra uygulayacağınız mekanda tekrar bir ikinci seleksiyona ihtiyacınız olacaktır. Bu önemli. Yani burada bizim yaptığımız, yani üreticinin yaptığı şey bu kısa alanda, daha doğrusu kasa bazında yapılan seleksiyonu, o bloktan çıkanları. Dolayısıyla yerinde ikinci bir yorum muhakkak lazım. Biraz önce bahsetmiş olduğum plakaları da işte bizim Türkçe'de gene köprü kesme dediğimiz aslında bir CNC makinede bu şekilde tekrar ebatlayabiliyorsunuz. Bunlar da plakalardan gelmiş ürünlerin ebatlanması. Gelelim cilaya. Cila en çok sorulan sorulardan, bunu da biliyorsunuz yani. Cila diğer seramik ya da başka malzemelerde olduğu gibi üzerine herhangi bir şey kaplanmadan yapılan bir işlemler arkadaşlar. Yani ciladaki yaptığımız şey aslında camla benzer bir polisiyaj tekniği. Tam anlaşılabilir, basitçe anlaşılır kısmı bu. Polisiyaj yapıyoruz. Taşın kendi kendine reaksiyona girmesiyle parlaklığını arttırıyoruz. Aslında bir anlamda cila burada da yazıyor olması lazım. Çayla daha derin olarak da yüzeyde kalacaktır. O yüzden keyifli bir deri. Bu da akabinde o fırçalandığı veren bizleri yok herhalde. Bu elinde görmüş olduğunuz ise kumlanmış hem de fırçalamayla rengi. Tabii çok fazla bunları kendi içlerinde kombinatörde gösteriyor muyuz? Yani bu şekilde ve için işlemede arkadaşlar. Hangi derecede taşıyorsunuz ona göre. Burada numaralar var ama diyebilirsiniz. Az kumlanmış. Hayır, çok kumlanmış. Gaza dönsün. Bu o an çok önemli. Aynı şekilde arkadaşlar. Bakın buraya geldiğinde nasıl bir görüntü vardır. Bir örnek olsun diye geliyor Türkçe'de. Artık burada iyice. Genelde gene birkaç yerde kullanılıyor. Daha çok yer var. Bunları olduğu kadar sorarak gelişiyor. Eski bitirmedik. Normalde bir kazanda, başlar olan bir kazanda bir görüntü veriyorsunuz. Artık orası kalkıyor. Yazlık mekanlarına olan burada getirmemişiz. Yakma, üzerine. Her yakmak için bazı yerde granit bakımı bir aynı granitin cilalısı yakılmış ve fırçalanmış. Evet. Bunların arasında ciddi fark olabiliyor. Yakma çünkü dolayısıyla yumuşak çok iyi bir sonuç vermez. Şey var burada, atlatma dediğimiz bir şey. İş sağlığı tamamen
Neyse Allah'tan Türkiye'de. Devam edelim. Makineler, bunlar yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Sizin profilecek kadar gelişmiş makine, sonsuz bir derya var. 3 boyutlu ya da mesela kolon kaplamalar için. Derseniz şöyle kalınlığı 3-4 cm alırsınız, 2 parça ya da bir şeklinde. Bu tel kesme makine. Yapabilirsiniz. Yani tam ziyade nedir? Çünkü bu makine yaklandırma yaparlar ama bu noktaların geri. Evet. Görmüşsünüzdür bu. Türkçe desen ikizler. Biraz önce katrakta kesilmiş plakalarının ön yüzünün cilalarını sağlığınızda bu evin desenleri birbirine takip eden bu yöntemini bu diyorlar. Ev olarak en heterojen bir yer. Bu kimeçinin taraf var. Bakın bunlar burada tek bir taş var. Bunlardan çok uyguluyoruz. Bazen büyük farklı fazla kullandığımız bir şey. Mesela taşlarımız şu 1500 rakım. Bunların mesela şeydir. Yani 6 ay kapalı. Ne kadar? Seçerken kapasitim var. Bu içinde ya beklilik arz eden bir şey. Yani aynı taşı refete çıkan bir konuşuyor. Biz biraz daha Türkiye'den size örnekler gösterdik. Bu da bir projedir. Bunun granit, bu da çok çok örnekler yapılmıştır. Baş İtalyan olsa da hani başka. Islak hacimde aynı projenin, bakın yani su yolu bir şeyseniz aynı şekilde bir desen elde edersiniz. Aynı projedir. 2 santim arkasında konstrüksiyon olmuştur. Tüm ıslak hacı kapılıyor. Burada yine, orada yine sizin bahsettiğiniz birleşim var. Gene burada acar bir arkadaşlar. Onun lobisi. Onunla işlerimizde tasarımda şunlar kesildi. Aşağı yukarı 1-1-1-1 uygulandı. Uygulandı makinayla silim yapıldı. Bunun o düzeltmeniz çok zor. Ne olur? Bu ben bu da bir gene suçum. İç mekan. İnsan taşı yeşil. Bahsediler. Müdahale hangi tane kullanacakları bilmediğiniz için gelmiş diyamaz kullan. Granit sertliğinde altıdır. Burada kullanan sevgili kolon sertliği için klorla etkileşime değiştirildi. Kullandık. Çok güzel. Bodrum'daki proje. Özellikle Bodrum tarafı havuzun içinde doğal taşla çok keyifli bir görüntü. Böyle sert taşla olabilirsiniz mesela. Kayra uşak gibi gözükse de düşük olduğu için çok sıkıntı var. Dönüyorum burada. Gene aynı. Ama yeni yeni marmada kullanımlar burada. Bu projede water jet diyorsunuz. Su jeti tekliyorum. İlk olarak bu modeli de tabii hamam da muhakkak destek almanız dönmesi çok önemlidir. Tüm kanallar vardır, su gider konusu muhakkak ben hamam işinde uzman projelendirilmelidir. Bu ve bunun benzeri bir takım almalar gibi sorunlar çıkabilir. Devam edelim. Yine arkadaşlar bu bir otel kart Türkiye'den projeler seçtik. Banko, Banko'da şurası da doğal taşı var. Şurada yine aynı projeli. Şu mekan bu yurtdışı Türkiye'den, Eskişehir'den çıkan bir Amerika'da yapılmış bir proje. Bunu da çok soruyorlar gene. Kalı kullanıldı mesela baş. Ve Nişantaşı'nda bir butik. Çoğunluğum hamam yaz taş kullandılar biraz. Burada taşın önemlidir. O yüzden tedarik. Taşın arkasında çok kullandık. Beyaz taş kullandık. Şimdi proje gayet ilerliyor. Şunu anlatayım. Biraz önce bakmaması. Hiçbir şey yapmadan. Dört büyük parça değil bu. Ya mümkün değil. Daha küçük çelik. Ve tek başına. İt arkasına. Böyle bir görüntü çıkıyor. Onu bilmiyoruz. Malzemeleri genelde transparan olan başkalaşmış başlıyor. Siz hali bu da ışıklar. Çok yerde görmüşsünüzdür. Bugün yapılabilir. Natural dergisinde olduğunuz mesela şu an transparan değil. İçinde farklı bir ışık gibi görüntü veriyor. Devam edelim. Evet. Sonra gelelim. Sonra bir çözüm. Bu bir başlığı özelliği yok. Sadece artık gerçi Türkiye'de bunu kalmadı. Haşın ağırlığına göre minimum yapım arası bir haşın dışında projesini çok mu değineceğim için. Burası ise burada da bu konularda dış cephelerde çünkü bulunduğu teknik ölçümleri de yapıyorlar. Yani uzman olduğum bir konu değil, olduğum bir konu değil. Kendisi gece ve gün farkları aldığı sertliği gibi bir sürü ve cephe oluşuyor. Yani 3-5 çok problem değil hatta görmesiniz. Ancak bu şekilde 30 kat dünyalarda yapacaksanız bu konuda firmalarıyla konuşmanız. Genel olarak iş basittir bu malzemeyi. Biz bu bazı zamanlarıyla alt üst olarak malzeme gözükür. Tam yeni çıkmış
doğruları kapayabilirsiniz. Şu bayraklar vasıta biz bunların arkasına, hazine arasında ne kadar mesela oraya her türlü malzemelerini bu arada çıkmış çok fazla bize bunları bu aralarda değerlendiriyorlar. Fazla teknik var ama bu da koyduk. Yani sadece bu teknikler var. Onları biz de çıktığında öğreniyoruz ama genelde kullanıyoruz. Genelde bilmiyorum ben bunu. Yine aynı şekilde imalatında zaten bu yapıştırma, biraz yapıştırma yapılacak yerlerde dikkat etmek gerekir. Bizim gibi tarakta taşın, kendi kendini unutmayınız. Yapı imalata göre daha zor bir dayı olması gerekir. Nedir? Hızlı, maaş gibi, harç daha hızlı harca doğuyor. Mekanımızda o kod yoksa mevcut. Dolayısıyla tasarlara dikkat etmek ve bunu silim yaptıklar. Profiller var. Makinalar, bu görmüş olduğunuz profiller. Makinaların kendisi tam bu ve bunun gibi birçok profil kapsamlı profilleri de ayrıca imalatçılar sıcaklıdır. Durum kaybıdır. Elinizdeyiz. Thank you.